sıkıntılı bir süreç de var. Ama burada tabii hani muhalefetteki duyarlılığımız iktidardaki kararlılığımızın işareti, onu söyleyeyim size. Şununla devam edeyim. Yurttaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de buna mukabil olarak adalet kavramının bir gün tecelli edip etmeyeceği. Siyasi güç ve iradelere bağlı olarak işlenen suçların, yapılan yolsuzlukların hesabı sorulacak mı? Bunu çok merak ediyor. Tabii. Yani en çok ben aldığım sorular, etrafımda konuştuğumda çıkardığım sonuçlar bunlar. Şimdi sadece orman yangınları özelinde değil, Türkiye'nin bütün varlıklarının yağmalandığı ve kurumların içinin boşaltıldığı, denetimin ortadan kalktığı ve yargının yandaşlaştırıldığı için bugün için kamu adına hesap sorma mekanizmalarının son derece zayıfladığı bir süreci yaşadık. Tabii bir yandan bir iktidara yürüyüşümüz var. O sırada Sayın Genel Başkanımız helalleşmeden bahsediyor. Bu toplumda şu soruyu yaratıyor. Aslında bir helalleşme kültürü Anadolu'da var ve son derece doğru bir şey. Yani eskiden arası açık olanların, kırgın olanların, birbirine hakkı geçmiş olanların bir gün helalleşip birlikte yol yürümeleri önemli. Bu geçmişte AKP, MHP'ye oy vermiş ama iyi olsun diye vermiş. Şimdi pişman olmuş. İyi olsun diye vermiş ama ortaya çıkan olumsuzluklardan, yolsuzluklardan, yağmadan, talandan rahatsızlık duyan Anadolu'nun güzel insanlarına geçmişte biz de size kendimizi iyi anlatamadıysak, bizim de sizi üzdüklerimiz olduysa bir helalleşelim ve birlikte yol yürüyelim demedir. Ama bu helalleşme bir hesaplaşma, hesap sorma gerekliliğini ve zaruriyetini ortadan kaldırmıyor. Helalleşme başka, hesaplaşma başka. Talan yapanlardan, ormanların yanmasına sessiz kalanlardan, hatta işte yanan ormanların bile geriye bıraktığını bir ranta çevirmeye çalışanlardan, kamu ihalelerini, kamu ihale kanununu 200 kez değiştirip, kamu ihalelerini bir beşli çeteye veya bir 10-15-20 tane yandaş müteahhite peşkeş çekenlerden, bunun yanında Türkiye'nin tüm kurumlarını ciddi şekilde yıpratıp Cumhuriyet'in kazanımlarını aşındıranlardan, bu yönetim anlayışından, kanun önünde ve tamamen özgür ve bağımsız bir yargı eliyle hesap sorulması zaruridir. Bunun önü açılacak. Bu imkan olacak ama bir cadı avı, bir devri sabık yaratma, önceki dönemde oy vereninden işte bürokraside görev yapanına, şusundan busuna, böyle bir şey yok. Böyle bir cadı avına çıkılmak yok ama kimler yönetiyorsa, kusuru varsa değil, kastı varsa ve bu kastın sonucunda bu ülkeye ne ettiyse bunların kanun önünde hesabı sorulacak. Her geçen gün küçük ve büyük onlarca suç ifşa ediliyor. Yani internetin de sağ olsun yardımıyla, sosyal medya, Twitter yardımıyla inanılmaz suçlar görülüyor ve artık suçların önüne geçemiyoruz. Yani o kadar çok var ki hangi birinden başlayacaksınız diye bir soru da çıkıyor. Yani bunu takip ederken nasıl bir strateji izliyorsunuz? Yani bu suçları ileride daha da çoğu ortaya çıkacaktır. Benim düşüncem bu. Şunu söyleyeyim, bizim parti komiserlerimiz yok ama toplumsal hafıza ve kamunun kurumsal hafızası var. Ben şundan da çok eminim. Aslında bugünkü yargı düzeninde işte bugün örneğin Süleyman Soylu ile ilgili ortaya atılan iddialar, cevapsız bırakılan durumlar ve çok gözün gördüğü bir aleni, yani suç örgütleriyle mücadele etmesi gereken bir bakanın artık Suç İşleri Bakanı diye anıldığı bir dönemdeyiz. Şimdi bu süre, böyle bir süreçte ben şundan çok eminim ki bu ülkenin hakimleri, savcıları burada bir adım attıkları takdirde başlarına ne geleceği de biliyorlar. Yani maalesef ve maalesef hemen aklarında soruşturma, oradan oraya sürmeler, buradan buraya. Yani çok basit örnek. Gezi davasını hep beraber izledik. Ben salondaydım Silivri'de. İddianame çöktü. İddianameyi FETÖ'cülerin koyduğu iddianameyi sahiplenen bugünün savcısı koltuğun altına girdi, kürsünün altına girdi. Çünkü iddianamede örnek işte gecenin bir yarısı 600 tane pizza sipariş edilmiş. Avukatlar öyle bir şey koyuyorlar ki ve bu parası yurt dışından ödenmiş. O dakikada yurt dışından öyle bir para hiçbir yere gelmemiş Türkiye'de. Öyle bir pizzayı üretip götürme kabiliyeti hiçbir pizzacıda yok ve bütün pizzacılardan rapor almışlar. O gün sattıkları toplam pizza sayısı bile o değil. Gecenin 1.30'unda Gezi Parkı'na dış güçler pizza sipariş etmiş mesela. Böyle böyle 8 tane iddia çöktü, yerin dibine girdiler. 3 tane hakim de dedi ki her ne kadar o iddia edildiyse, bu iddia edildiyse de iddia makamı ispatlayamadı, bunlar da çürüttü. Ne yapsın? Türk milleti adına dedi, hep birlikte ayağa kalktık, beraat dedi.
Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, hayır, birileri Kavala'yı ve gezicileri beraat ettirmeye çalıştı. Ya birileri dediğin Türk Milleti adına karar veriyor, yargı bağımsızlığı var. Bence suçlular dedi. Kavala'yı salmadılar. 7 saat fiili bir zorlu olarak, yani önündeki demir kapıyı açmadılar hakim açı. Başka bir davadan yeniden tutukladılar. Gezi davasında bir daha açtılar. İşte 22'sinde bir daha görülecek. O kararı alan 3 hakim, ağır cezanın heyetteki 3 hakimi asliye cezalara yolladılar. Bir alt mahkeme. Şimdi bu durumda ya işte Soylu hakkında bu kadar şey çıktı veya bu kadar işte şu vakıf hakkında, şu dernek hakkında, şu damat hakkında, şu bilmem ne hakkında bu kadar var. Neden bu işlere gidilmiyor? Ben eminim ki yeniden yargı bağımsızlaştırıldığında ki 2. yüzyılda çağrı beyannamesinin bence en can alıcı noktalarından birisi bağımsız yargı. Biz yargıyı ele geçirecek bir plan içinde değiliz. Biz bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı planlama içindeyiz. O gün geldiğinde hem kurumsal hafıza, hem toplumun hafızası, hem hepimizin vicdanı bugün hiçbir şeyde kaybolup gitmiyor işte. Yani internet siteleri orada, bu iddialar orada duruyor hepsi. Bunların her birinin hesabının sorulacağı ve gerçekten özgür, bağımsız yargılarından sorulacağı günler gelecektir. Bundan kimse, ama bizim parti komiserlerimiz falan yok. Biz bunların çeteresini tutuyoruz. Gün gelince burunlarından getireceğiz. Öyle bir şey yok. Biz devletin kurumlarına ve önümüzdeki dönemde bağımsız yargının yapacağı göreve inanıyoruz. Peki buradan, adaletten ekonomiye bir geçmek istiyorum. Çünkü ekonomi, ya bunlar birbiriyle aslında bağlantılı şeyler. Ekonomi olmayınca adaletsizlik artıyor. Adaletsizlik arttıkça ekonomi. Bu sarmaldan biz nasıl çıkacağız? Ekonomide artık gidişat o yönde ki sanki benim hissiyatım şu. Bir sonraki gelecek iktidara bir enkaz bırakılmak isteniyor. Sizce hiçbir siyasi aklın düzeltemeyeceği bir enkaz mı, yani bir yıkım mı oluşturulmak isteniyor bu alınan kararlar, faiz kararları,